0,25 mol potasyum hidroksit katısının 2 mol suda tamamen çözülmesiyle oluşan çözelti ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur deniliyor. Birinci öncül kütlece %28 potasyum hidroksit içerir denilmiş. Kütlece yüzde formülümüz çözünen kütlesi bölü çözelti kütlesi çarpı 100 şeklinde bulunuyordu. Öncelikle çözünen kütlesini bulmak için 0,25 mol potasyum hidroksit kaç gramdır bunu bulalım. 1 mol potasyum hidroksit 56 grammış. Parantez içinde bu değer bize verilmiş. 0,25 molü kaç gramdır dediğimizde 14 gram değerini buluyoruz. Çözünen kütlemizi 14 gram bulmuştuk. Çözücü kütlesini hesaplayalım. Bunun içinde 2 mol su denilmiş. 1 mol su 18 gram ise 2 molü nedir dediğimizde 36 gram değerine ulaştık. O halde çözücü kısmına da 36 dedik. Çarpı 100 formülden geliyordu. Buradan toparlarsak 14 bölü 50 çarpı 100. Sadeleştirmeler yapalım. 1'e 2 oranında var. Buradan kütlece yüzde değişimimiz yüzde 28 çıkmakta. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncül su eklenerek hacmi 200 mililitreye tamamlanırsa derişim 1,25 molar olur. Molar derişimden bahsedilmiş. Molar derişim çözünen molü bölü çözelti litresiydi. Çözünen molümüz sabit 0,25 mol bölü. Çözelti hacmimizin su eklenerek toplamda 200 mililitreye tamamlandığına vurgu yapılmış. Bunu da litreye çevirirsek 0,2 litredir. Molaritedeki hacim birimimiz litre. Unutmayalım 0,2 dedik. Buradan sadeleştirmeleri yaparsak 2,5 bölü 2'den 1,25 molar bulacağız. İkinci öncülümüz de doğru oldu. Üçüncü öncül çözünme sürecinde hidratasyon gerçekleşir denilmiş. Eğer çözücümüz su ise bu şekilde oluşan çözeltilerde hidratasyon gerçekleşir diyoruz. Baktığımızda çözücümüz su olduğu için üçüncü öncülümüz de doğrudur. Sorumuz bize doğru olanları sorduğundan cevabımız E seçeneğidir. 1x bileşiğinin suda çözünmesi ile ilgili katı kütlesi zaman ve çözelti derişimi çözelti hacmi grafikleri yukarıda verilmiştir. Buna göre x'in molekül kütlesi nedir denilmiş. Öncelikle ikinci grafikten çözünen x'in molünü bulalım. İkinci grafiğimiz molarite grafiği. Molaritenin formülü çözünen molü bölü çözelti hacmi şeklinde bulunuyordu. Baktığımız zaman maddemizin molarite değeri 0,5 molarmış. Çözünen miktarı bulacağız x'in molünü. Çözelti hacim değerimiz ise 400 mililitre. Bunu litreye çevirdiğimizde 0,4 litre yapacak. Buradan x'in molünü 0,4 çarpı 0,5'ten 0,2 mol olarak bulmaktayız. Birinci grafiğe baktığımızda çözünen x kütlesinin zamanla değişimi bize verilmiş. Başlangıçta 20 gram x varken son durumda 1,6 gram x'in arttığını görmekteyiz. O halde çözünen x'in kütlesi 18,4 gramdır. Mol formülünde Yerine yazacak olursak değerleri molün formülü kütle bölü mol ağırlığıydı. Molümüzü 0,2 mol bulduk. Çözünen kütlemiz 18,4 grammış bölü mol ağırlığı diyorum. Buradan mol ağırlığını karşıya attığımızda 18,4 bölü 0,2 değerine ulaşacağım. 0,2 2 bölü 10 diye yazarsak 2 bölü 10 yukarı 10 bölü 2 olarak geçtiğinde değerimiz 184 bölü 2 gelecek. Buradan mol ağırlığımız 92 gramdır diyeceğiz. Sorumuzun cevabı B seçeneğidir. X katısının suda çözünmesiyle hazırlanan aynı sıcaklıktaki 1, 2 ve 3 çözeltilerinin hacimleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir deniliyor. Grafiğe baktığımızda moleriteye karşı çözünen kütlesi değişimini vermekte. Moleritenin formülünü hatırlayalım. Çözünen molü bölü çözelti hacmi şeklindeydi. Mol formülümüzde kütle bölü mol ağırlığıydı. O halde mol gördüğüm yeri kütle bölü mol ağırlığı yazacak olursam formülümüz şu hale almakta. Bunu da toplu şekilde aşağı yazalım. Molarite eşittir. M bölü MA bölü hacim. Aynı ideal gaz denkleminde olduğu gibi her üç çözelti içinde sabit olan durumları eleyerek kalan nicelikler arasındaki ilişkiyi belirleyelim. Grafiğe baktığımızda 3 çözeltinde molar değişimi birbirine eşit. Molariteyi eledik. Yine 3 çözeltideki maddemiz X maddesi. Dolayısıyla 3 madde için molarlığımız da eşit olacak. Kalan durumlarda hacmi karşı atacak olursak V eşittir M ilişkisi kalıyor. Yani hacim ve kütle doğru orantılıdır yorumunu yapıyoruz. Grafiğe baktığımızda kütleler arasındaki ilişki birinci çözelti için M, ikinci çözelti için 2M, üçüncü çözelti için 4M. Aynı ilişki hacimler arasında da olmalı. O halde birincinin hacmine ve ikincinin hacmine 2 ve üçüncünün hacmine de 4 v diyorum. Bu çözeltilerin hacimleri arasındaki doğru ilişki şıklara baktığımızda D seçeneğinde bulunmakta. Birinci çözeltinin hacmine V demiştik. Bakın 4 çarpı V1 dediğinde buradan 4 V değeri gelecek. İkinci çözeltimizin hacmini 2 V demiştik. 2 çarpı V2'den yani 2 çarpı 2 V'den yine 4 V gelecek. Üçüncü çözeltinin hacmine zaten 4V demiştik. Direkt 4V değerini yerine koyduk. Çözeltilerin katsayıları bu şekilde olduğunda hacimler birbirine eşit olacağından sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Bir miktar potasyum hidroksit katısının saf suda çözünmesiyle hazırlanan A çözeltisine su eklenmesiyle çözeltinin molar değişiminin çözelti hacmi ile değişimi yukarıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur deniliyor. Molaritenin formülünü hatırlayalım çözünen molü bölü çözelti hacmiydi. Grafiğe baktığımızda B noktasında hem çözeltimizin molaritesi hem de hacim değeri biliniyor. Buradan yola çıkarak başlangıçtaki çözünen potasyum hidroksit miktarını belirlemiş olalım. B noktasındaki çözelti derişimiz 0,2 molar. Çözünen molünü bulmaya çalışıyoruz potasyum hidroksit için. Çözeltimizin hacmi B noktasında 2 litreymiş. Buradan potasyum hidroksit molünü 0,4 mol olarak bulmaktayız. Başlangıçta potasyum hidroksit miktarı 0,4 mol olarak çözülmüş. Daha sonra herhangi bir potasyum hidroksit eklenmesi söz konusu değil. Sadece su eklenmesiyle oluşan durum bize grafikte verilmiş. Öncüllerin yorumuna geçelim. Birinci öncül X04Y4'tür. X A noktasındaki derişim değerimiz. O halde A noktası için molarite hesabı yapıyorum. Formülümüz aynı. Molaritemiz X'ti A noktasında. Çözünen hacmimiz 0.4 sabit miktar. Başlangıçta çözüldü ve daha sonra eklenme ya da çıkarılma olmadı. Hacim değerimiz A noktasındaki hacim alıyorum 1 litre. Buradan X'in moleritesi 0.4 çıktı. Yerine yazalım. Y değerinde de belirleyelim. Y'de K noktasındaki hacim değeri. Yine molerite formülünü kullanacağız. K noktasında bu defa derişim değeri biliniyor 0.1 molar. Çözülen molümüz de belli 0.4 molar. Hacim değerini belirleyeceğiz. Buradan 0,4 bölü 0 1 gelecek ve hacim değerimiz 4 litredir diyeceğiz. Y'nin değeri de 4'tür. Birinci öncül doğrudur. İkinci öncül çözeltide 22,4 gramlık potasyum hidroksit çözülmüştür. Bulduğumuz potasyum hidroksidin molünü kütleye çevirelim. Mol formülü üzerinden çözümümüzü yapalım. Molümüz 0,4 mol. Potasyum hidroksidin kütlesini belirlemeye çalışıyoruz. Mol ağırlığımız 56 olarak bize verilmiş. 0,4 çarpı 56'dan potasyum hidroksit kütle miktarımız 22.4 gramdır diyoruz. İkinci öncül de doğrudur. Üçüncü öncül çözelti öz kütleleri arasındaki ilişkiden bahsedilmiş. Çözeltiyi oluşturan maddelere baktığımızda potasyum hidroksit katısı ve su. Arkadaşlar genel olarak katıların öz kütlesi sıvılara göre daha büyüktür diyebiliriz. Bu durumun istisnası yani katısı sıvısında yüzen maddelerimiz de var. 3 tane maddemizdi. Bunları da hatırlatayım isterseniz. Su, antimon ve bizmut. Bu 3 maddenin dışında maddelerin katı hallerinin öz kütlesi sıvı hale göre daha fazladır diyebiliriz. Çünkü aynı miktardaki katıların hacimleri sıvı hale göre daha küçüktü. Sonuç olarak Potasyum hidroksit katısının yoğunluğu sudan su sıvı olduğu için daha büyüktür yorumunu yapabiliriz. O halde çözeltideki su miktarı arttıkça çözeltinin yoğunluk değeri daha da düşecektir diyebiliriz. Noktalarımıza baktığımızda suyun hacminin en büyük olduğu nokta K noktasıdır. Dolayısıyla hacim değeri daha büyük olduğundan dolayı yoğunluğu daha küçük olması gerekir. Yoğunluk formülünü de hatırlayacak olursak kütle bölü hacim de Demek ki çözeltideki su miktarı arttıkça öz kütle değerimiz hacim artışından dolayı daha da azalacaktır. O halde su miktarının en az olduğu A noktasında yoğunluk daha büyüktür. Sonrasında B noktasında ve son olarak hacim miktarının en büyük olduğu K noktasında yani su miktarının daha fazla olduğu K noktasında yoğunluk en düşüktür dememiz gerekiyor. Burada ise ters bir ilişki verildiği için 3. öncül yanlıştır. Sorumuz bize doğru olanları sorduğundan cevabımız C seçeneğidir. Yukarıdaki çözeltilerde eşit kütlede AB ve K tuzları çözülmüştür. Buna göre AB ve K'nın mol kütlelerinin karşılaştırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir? Öncelikle molaritenin formülünü hatırlayalım. Çözünen molü bölü çözelti hacmiydi. Sorumuzda bize çözünen tuzların eşit kütlede olduğu belirtilmiş. Miktarla ilgili bilgi verilmiş. Formülümüzde bize miktarla ilgili bilgi veren niceliğimiz moldü. O halde molümüzü yalnız bırakacak olursak mol molarite çarpı hacim değerine eşittir. M çarpı V diyoruz. Mol formülünü de hatırlayacak olursak kütle bölü mol ağırlığıydı. Bunu da bu şekilde yazalım. Mol gördüğümüz yere M bölü MA yazdığımızı düşünelim. Molarite çarpı hacim değerine eşit olacak. MA'yı da karşıya attığımızda kütlemiz molarite çarpı hacim çarpı mol ağırlığı şeklinde olacak. Arkadaşlar sorumuzda bize çözünen tuzların kütlelerinin eşit olduğu söylenmişti. O halde her bir tuz için molarite çarpı hacim çarpı molarlığı değeri birbirine eşit olmalıdır. Bu formülden yola çıkarak denklemimizi oluşturalım. İlk olarak A çözeltisi için konuşalım. Molarite değerimiz 2x çarpı hacim değerimiz y çarpı molekül ağırlığı değerine de MAA diyelim eşittir diğer kabı için molarite değerimiz y hacim değerimiz 3x çarpı molekül ağırlığı b diyelim ve eşittir molaritemiz x hacim değerimiz 4y bunun molarlığına da molekül ağırlığı k diyelim. Sadeleştirmeleri yapacak olursak x'ler birbirini götürecek yine y'ler birbirini götürecek o halde elimizde sol taraftan 2 çarpı MA A'nın eması eşittir 3 çarpı B'nin eması ve son olarak 4 çarpı K'nın eması değeri geldi. Arkadaşlar eşitliğin sağlanabilmesi için 2, 3 ve 4'ün ortak katını düşündüğümüzde her birini 12'ye eşitleyelim. A'nın molekül ağırlığına 6K 2 kere 6 12 yaptı. B'nin molekül ağırlığına 4K 3 çarpı 4 yine 12 yaptı. Ve K'nın molarlığına 3K diyelim. Buradan da 4 çarpı 3 12 yaptı. Bu sayede eşitlik sağlanmış oldu. Demek ki molekül ağırlıkları arasında en büyük 6K olduğu için A. Sonrasında 4K olduğu için B. Ve son olarak molekül ağırlığına 3K dediğimiz K maddemiz gelecek. O halde mol arasındaki ilişki A büyüktür, B büyüktür, K'dır. Verilen seçeneklere baktığımızda doğru cevabın A seçeneği olduğunu söylüyoruz. Yoğunluğu 1.2 gram bölü santimetre küp olan kütlece %49'luk sülfürik asit çözeltisinin 200 mililitresine su eklenerek hacmi 500 mililitreye tamamlanırsa molar derişim kaç olur denilmiş. Öncelikle bize soruda yoğunluk ve kütlece yüzde derişim verilen çözeltinin başlangıç molaritesini bulalım. Bunun için kullanacağımız formül molarite eşittir D çarpı kütlece yüzde çarpı 10 bölü mol ağırlığıydı. Molarite değerini bulmaya çalışıyoruz. Yoğunluğumuz 1,2. Kütlece yüzdemiz %49. 10 formülden geldi. Sülfrik asit için mol ağırlığımız 98'di. Sadeleştirmeleri yapacak olursak 49 ve 98 1'e 2 oranında bulunmakta. 2 ile onu sadeleştirdiğimde 5'e 1 geldi. 5 çarpı 1.2'den molaritemiz 6 molardır diyoruz. Bu bizim başlangıçtaki molaritemiz. Daha sonra bu çözeltimizin 200 mililitresi alınıyormuş. Peki 200 mililitre çözeltimizde kaç mol madde çözülmüştür? Bunu da yine molarite formülünden belirleyelim. 200 mililitre aldığımız çözeltimizin molaritesi 6 molar. Molü bulmaya çalışıyoruz. 1 diyelim. Hacim değerimiz 200 mililitre. Molaritede hacim birimi litreydi. Dolayısıyla 0,2 litre diyoruz 200 mililitre için. 1 litrenin 1000 mililitre olduğunu da hatırlatalım. Buradan başlangıçtaki çözeltimizden 200 ml aldığımızda elimizde 1.2 mol çözünen maddemiz bulunmakta. Daha sonra 200 ml aldığımız bu çözeltinin üzerine su ekleyerek son hacmimizi 500 ml yapıyoruz. Bu işlem sonucundaki molariteyi hesaplayalım. Soru bize bunu sormuş. Molariteyi bulmaya çalışıyoruz. Çözünen molümüz sabit. İkinci işlemde sadece su ekliyorduk. Dolayısıyla 1.2 mol maddemiz kalmaya devam ediyor. Son hacmimiz 500 mililitre olduğu için 0.5 litre dedik. Tekrar hatırlatıyorum. Molaritedeki hacim birimi litreydi. 1.2 bölü 0.5'ten molarite değerimiz 2.4 molar olacaktır. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Bir de şu formülü hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Bir çözeltiyi daha derişik hale getirme ya da bir çözeltiyi seyreltme işleminde M1 çarpı V1 eşittir M2 çarpı V2 formülünde kullanabilirdiniz. Başlangıçtaki çözeltimizi 6 molar bulmuştuk. Bu çözeltiden 200 mililitre alıyorduk yani 0,2 litre alıyorduk. Son çözeltinin molaritesini bulmaya çalışıyorduk. Su ekleyerek hacim değerimizi 0,5 litre yapmıştık. Buradan da son molaritemiz 2,4 molar çıkardı. Birinci işlem olayın mantığıyla çözümü. ikinci işlemse formül. Formülü ne zaman kullanacağımızı bazen karıştırabiliyoruz ezber olduğundan dolayı. Dolayısıyla ben size işlemin mantığını anlamanızı öneriyorum. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. 46.4 gram sodyum karbonat heptahidrat bileşiğinin tamamen suda çözülmesiyle 100 gram sulu çözeltisi hazırlanıyor. Oluşan çözeltinin öz kütlesi 2 gram bölü mililitre olduğuna göre çözeltinin molar derişimi kaçtır denilmiş. Arkadaşlar başlangıçtaki bileşiğimizin molüne n mol dersek n mol bileşiğimizde sodyum karbonatın kat sayısı 1 olduğu için n mol sodyum karbonat. Bir de bileşiğimizin formülünde 7 adet su molekülü bulunmakta n mol aldığımızda buradan da artı diyelim 7 n mollük bir su molekülü gelecek. Toplam kütlenin bize 46.4 gram olduğu belirtilmiş mol formülünü hatırlayacak olursak. Kütle bölü mol ağırlığıydı. Yani maddelerin molu ile molekül ağırlıklarını çarptığımızda o maddenin kütlesini bulabilirdik. Elimizde n mol sodyum karbonat var. Buradan gelen kütle miktarı mol çarpı molekül ağırlığı olarak düşünülürse, hatta şuraya da yazalım. Kütlemiz mol çarpı molekül ağırlığı ya da bir başka ifadeyle mol ağırlığı olarak bulunacak. O halde sodyum karbonat için mol sayısına n dedik, mol ağırlığımız 106'ymış. Buradan sodyum karbonattan gelen kütleyi bulmuş olduk. Artı su molekülümüz için mol sayımız 7 enmiş. Suyun mol ağırlığı da 18'di. Buradan da sudan gelen kütle değerini bulmuş olduk. Bu değerler toplamı 46.4 grama eşit olmalıymış toplam kütlemize. Denklemi çözecek olursak 106 n artı 7 kere 18'den 126 n de buradan geldi eşittir 46.4 dedik. İki değeri topladığımızda 232n eşittir 46.4. n değerini buradan 232'yi karşıya attığımızda 0,2 mol olarak buluyoruz. Sorumuz bize çözeltimizin molar derişimini soruyordu. Yani çözünen mol bölü çözelti hacmi diye bulacağız. Mol sayısı ile ilgili fikir sahibiyiz. Birazdan buraya geleceğim. Çözeltinin hacmi ile ilgili yorum yapalım. Bunun için de çözeltinin yoğunluk değerinden faydalanacağız. Çözeltinin toplam kütlesi 100 gram olarak bize belirtilmişti. M gördüğüm yere 100 yazacağım. Hacim değerini bulmaya çalışıyorum. Çözelti hacmi. Yoğunluk değeri de 2 gram bölü mililitre olarak bize verilmiş. 2'dir diyelim. Buradan hacim değerini yalnız bıraktığımızda 100 bölü 2'den hacim değerimiz 50 gelecek. Bakın yoğunluk biriminde hacim değeri mililitreymiş. O halde bulduğum değer mililitredir. Gözaltımızın hacmi 50 mililitre. Ne demiştik? Molarite formülünde yerine koyacağız. Arkadaşlar maddemize dikkat edersek sodyum karbonat heptahidrat dedik. Yani yapısında su molekülü bulunuyor. Bu madde suya atıldığında bileşin yapısındaki su molekülleri de çözücünün yapısına katılacak. Dolayısıyla molarite formülündeki çözünen molünü sadece sodyum karbonattan gelen miktar oluşturacak. Tekrarlıyorum. Maddemizin yapısında su olduğu için bu suya atıldığında heptahidrat molekülleri yani 7 tane suyumuz çözücünün bünyesine katılacak. Çözülen olarak sadece kimi alacaksınız? Suyun dışında kalan kısmı alacağız. Dediğimiz gibi çözülen mol olarak sadece sodyum karbonatın molünü alacağız. Ne demiştik? N mol sodyum karbonat vardı ve N'i de 0.2 bulmuştuk. O halde 0.2 dedim. Bölü hacim değerimiz 50 mililitre. Molarite formülündeki hacim değeri litre olacaktı. 1 litre 1000 mililitreydi. 50 mililitre kaç litredir dersek buradan da 0,05 litre değeri gelecek. Formüldeki hacim yerine de 0,05 yazdığımızda molarite değerini 4 molar olarak buluyoruz. Sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Bir miktar saf suya X2Y3 iyonik katısı eklenmesiyle hazırlanan çözeltide X2Y3 derişimi ile eklenen X2Y3'ün mol sayısı arasındaki grafik yukarıdaki gibidir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır denilmiş. A şıkkı suda 0.8 mol X2Y3 çözülmüştür deniliyor. Grafiğe baktığımızda eklenen X2Y3 miktarı 0.8 mol olana kadar derişim değerimiz artmakta. Daha sonrasında eklenen x2y3 miktarına karşı çözeltimizin derişimi değişmemekte. O halde 0.8 mol x2y3'ten sonra eklediğimiz x2y3 miktarı çözünmemiştir. Dolayısıyla dibe çökmüştür diyoruz. Hatta bu miktar içinde 1.2 mol eklemişiz. 0.8'i çözünmüş, 0,4 molü dibe çökmüştür yorumunu yapabiliriz. Çözünen miktar içinde 0,8 mol diyoruz. Dolayısıyla A şıkkı doğrudur. B şıkkı çözelti X2Y3 katısına doymuştur. 0,8 mol'den sonra daha fazla x 2 3 çözemediği için bu çözelti bu aşamada doygun haldedir. Ayrıca biz dibinde katısı olan çözeltiler içinde doygun çözelti ifadesini kullanmaktaydık. B şıkkı da doğrudur. C şıkkı su hacmi 200 mililitredir. Öncelikle molariteden çözelti hacmini bulalım. Molarite formülünü doygun olan çözelti için yani tam sınır noktamızda yerine koyacak olursak 4 molar çözeltimiz vardı. Çözünen mole 0.8 mol diyoruz. Hacim değerine V diyelim. Burada bulduğumuz hacim değeri 0.8 bölü 4'ten 0.2 litredir. Molarite formülündeki hacim değeri bize çözelti hacmini vermekteydi. Burada ise su hacmi demiş. Yani sadece çözücü hacminden bahsetmiş. Dolayısıyla C şıkkı yanlıştır. 200 ml ifadesini çözelti için kullanması gerekiyordu. Burada çözücü için kullandığından C şıkkı yanlıştır. Sorumuz bize yanlış olanı sorduğundan cevabımız C şıkkıdır dedik. Diğer öncülleri de kontrol edelim. Çözeltideki X artı 3 iyon derişimi 8 molardır. Çözünen X2'ye 3 mol derişimi üzerinden hesaplama yapacak olursak x2 3 çözünürlüğünde suya x iyonları ve y iyonlarını verecek. Y'nin katsayısı da 3 olacaktır. İyon yükü eksi 2. Çözünen x2 3 katımız 4 molardı. Şu kısımda katsayılardan yorum yapacak olursak katsayı 1 iken 4 molarsa katsayı 2 iken 8 molarlık bir x iyon derişimi vardır diyoruz. D şıkkı da doğrudur. E şıkkında 0,4 mol x2 3 katısı çözünmeden kalmıştır demişti. Burada Çöken X2'ye 3 katısını belirlemiştik. 0,4 mol'dü. E şıkkı da doğru oldu. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır diyoruz. Yukarıdaki şekilde verilen 2 nolu kaptaki çözelti 1 nolu kaba aktarıldığında nitrat iyon derişiminin değişmediği potasyum iyonları derişiminin ise 0,6 molar olduğu belirleniyor. Buna göre X ve Y değerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir. Arkadaşlar soruda verilen bilgilerden dikkatimizi çeken kısım potasyum iyonunun son derişim değeri bize verilmiş 0.6 molar olarak. O halde sorunun çözümünü potasyum iyon derişimi üzerinden yapalım. İki çözeltiye baktığımızda potasyum iyon kaynağımız sadece potasyum nitrat çözeltisi. O halde potasyum nitrat çözeltisinin suda çözünme denklemini yazalım. Potasyum nitratın son derişimini bulabilmek için öncelikle potasyum iyonunun molünü bulmamız lazım. Bunun için başlangıçta bulunan potasyum nitratın molünü belirleyelim. Molarite formülünü düşünürsek mol bölü hacimdi. Potasyum nitratın molünü bulmak için molarite ve hacim değerlerini çarpmamız gerekiyor. Yani mol eşittir molarite çarpı hacim diyeceğiz. Potasyum nitratın molaritesi x molar hacmi ise y mililitre. O halde yerine koyacak olursak molaritesine x dedik. Hacim değeri y mililitre ancak molaritedeki hacim bir mililitreydi. Biz küsuratlarla uğraşmamak için çözeltimizin hacmi sanki litre verilmiş gibi düşünelim. Yani y'nin birimini litre gibi alalım. Sonrasında 1000 çarpıp mililitreye çeviririz. Bu şekilde düşündüğümüzde potasyum nitratın molü x çarpı y olacaktır. Potasyum nitratın hacim ve molarite değerlerini çarparak bu sonuca ulaştık. Potasyum nitratın molüne x çarpı y mol dersek Denklemdeki maddelerimizin katsayısı üzerinden potasyumun molü ile ilgili yorum yapalım. Potasyum nitratın katsayısı 1 iken x çarpı y mol molsa, yine potasyum iyonunun da katsayısı 1 olduğu için aynı mol değeri de potasyum iyonu için gelecek. x çarpı y mol oldu. Daha önce belirttiğimiz gibi potasyum iyonunun son derişimi bize verilmişti. O halde formülü yerine koyalım. Potasyumun molaritesi eşittir Potasyum iyonunun molü bölü toplam hacim ile bulunacaktı. Potasyum iyon derişimi 0,6 molar olarak bize verildi. Potasyum iyonu için x çarpı y mol demiştik. Toplam hacim değeri de iki çözeltinin hacimleri toplamı olacak. 200 mililitreyi litreye çevirdiğimizde 0,2 litre yapacak. O halde 0,2 artı y'dir diyeceğiz. Tekrar hatırlatıyorum. Y bize mililitre olarak verilmişti ama biz litre gibi düşüneceğiz. Sonradan binle çarparak mililitreye çevireceğim. İşlemleri yapacak olursak 0.6 çarpı 0.2'den 0.12 0.6 çarpı Y'den artı 0.6 Y diyoruz. Eşittir X çarpı Y. 0.6 Y'yi karşı attığımızda eksi olarak geçecek. 0.12 eşittir. X çarpı Y eksi 0.6 Y diyoruz. Y parantezin alırsak sağdaki ifadeyi x eksi 0.6 eşittir 0.12. Sorunun çözümünü bu denklem üzerinden yapacağız. Verilen değerlere baktığımızda C şıkkındaki gibi x yerine 1, y yerine 0.3 koyduğumuzda bu eşitlik sağlanıyor. İsterseniz birlikte yapalım. Y gördüğümüz yere 300 mililitre. litreye çevirecek olursak 0.3 litre koyduğumuzda x yerine de 1 koyduğumuzda 1 eksi 0.6'dan Parantez içinden 0,4 gelecek. Parantezin dışında da 0,3 ile çarptığımızda 0,3 çarpı 0,4'ten 0,12 değerine ulaşmış olduk. Yani buradaki denklem C şıkkındaki gibi değerleri yerine yazdığımızda sağlanmış olacak. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Şekildeki kapta alüminyum metali üzerinde belirtilen X molar nitrik asit çözeltisi tamamen eklenerek tam verimli tepkime gerçekleştiriliyor. Bu tepkimede alüminyum kütlesinin eklenen nitrik asit hacmi ile değişimi yukarıdaki grafikteki gibi olduğuna göre x değeri kaçtır denilmiş. Öncelikle tepkime veren alüminyum kütlesini belirleyelim. Başlangıçta 8.1 gram alüminyum varken son durumda 2.7 gram artan alüminyum elimizde var. Aradaki fark tepkimeye giren alüminyum miktarını bize verecek. 8.1 eksi 2.7'den 5,4 gramlık tepkimeye giren alüminyum vardır diyoruz. Bu aşamadan sonra alüminyum ve nitrik asit arasında gerçekleşecek tepkimeyi yazmak istiyorum. Alüminyum aktif bir metaldi. Nitrik asitle tepkimesi sonucunda hidrojen gazı açığa çıkacak. Nitrik asit oluşturan anyonla alüminyum tepkime vererek alüminyum nitrat tuzunu oluşturacak. Tepkimeleri denkleştirecek olursak nitrat 3 tane var. Ürünlerde girenlerde de 3 tane olması için HNO3'ü 3 ile çarpıyoruz. Hidrojen sayılarını eşitlemek için de oluşan hidrojen gazını 3 bölü 2 ile çarpacağız. Tepkimemiz bu haliyle denk. Tepkimeye giren maddelerden alüminyumun miktarını biliyoruz. Buradan alüminyum molünü hesaplayalım. Mol formülü kütle bölü mol ağırlığıydı. Alüminyum tepkimeye giren miktarı 5.4 gram. Mol ağırlığımız alüminyum için 27. Buradan 0,2 mol reaksiyona giren alüminyum miktarıdır diyoruz. Alüminyum gördüğüm yere 0,2 yazıyorum. Sorumuz bize nitrik asidin başlangıç derişimini soruyor. Yani x molar ifadesini soruyor. Dolayısıyla buradan nitrik aside geçmem gerekir. Katsayı 1 iken 0,2 mol harcanmışsa katsayı 3 iken 0,6 mol harcanır diyoruz. Artık çözeltideki nitrik asidin miktarını biliyoruz. Hacim değeri de verilmiş. Yine molarite formülünü düşünecek olursak Nitrik asidin molünü 0,6 mol bulmuştuk. Nitrik asit için hacim değeri 300 mililitre. Molarite formülünde hacim birimimiz litre olduğu için 300 mililitre. Yine bölündüğünde 0,3 litre yapacak. Buradan nitrik asit derişimimizi 2 molar buluyoruz. Sorumuz zaten bize nitrik asidin derişim miktarını sorduğu için cevabımız E seçeneği olacak. Yukarıda denklemi verilen tepkimeye göre 3,2 gramlık bakır katısının tamamen tepkimeye girmesi için 2 molarlık nitrik asit sulu çözeltisi kullanılıyor. Buna göre tepkimede harcanan nitrik asit çözeltisinin hacmi ve tepkimede oluşan azot dioksit gazının normal koşullardaki hacmi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir deniliyor. Öncelikle tepkimeye giren bakırın molünü belirleyelim. 1 mol bakır 64 gram ise burada molarlığı verilmiş bize. 3,2 gramı kaç moldur dediğimizde 3,2 bölü 64'ten 0,05 mol bakır yapacak. Tepkimeye giren bakır miktarı 0,05 moldur. Arkadaşlar 0,05 mol bakırın tepkimeye girmesi için gerekli olan nitrik asit molünü kat sayılar üzerinden yorumlayacağız. Kat sayımız 1 iken 0,05 mol harcarsak kat sayı 4 iken 0,05'in 4 katı olan 0,2 mol madde gereklidir diyoruz. Yani bize gerekli olan nitrik asit molü 0,2 moldür. Bizden cevabı istenilen sorulardan birisi de oluşan azot dioksidin normal koşullardaki hacmiydi. Bunun için de azot dioksidin molünü bilmemiz gerekir. Katsayı 1 iken 0,05 molse, ise katsayı 2 iken 0,1 mol azot dioksit gereklidir dedik. Öncelikle nitrik asidin hacmini belirleyelim. Bunu molarite formülü üzerinden yapacağız. Kullanılan nitrik asit derişim 2 molar olarak bize verilmişti. Mol sayımızı nitrik asit için 0,2 mol bulmuştuk. Hacim değerimize V dersek buradan V değerimiz 0,2 bölü 2'den 0,1 litre yapacaktır. Bu nitrik asidin hacmi olarak karşımıza çıkıyor. Bizden mililitre cinsinden istenilmiş nitrik asit hacmi. 1 litre 1000 mililitre olduğuna göre 0,1 litre 100 mililitredir yorumunu yapacağız. Yani nitrik asit hacmimiz 100 mililitredir yorumunu yapıyoruz. Azot dioksidi normal koşullardaki hacmini de belirleyelim. Normal koşullarda bütün gazların 1 molü 22,4 litre hacim kaplamaktaydı. Oluşan azot dioksit molümüz 0,1 moldü. O halde normal koşullarda kaç litre yapar dediğimizde 0,1 çarpı 22,4'ten 2,24 litre normal koşullarda açığa çıkan azot dioksidin hacmidir yorumunu yapıyoruz. Bize verilen öncülere baktığımızda doğru cevabın E seçeneği olduğunu söyleyeceğiz. Yukarıda verilen çözeltilerin eşit hacimleri karıştırıldığında öz kütlesi 0,6 gram bölü mililitre olan kütlece %20'lik bir çözelti oluşuyor. Buna göre ikinci çözeltinin molar derişimi olan x kaçtır denilmiş. Öncelikle son çözeltinin molarite değerini bulalım. Bunun için bize kütlece yüzde ve yoğunluk değerleri verildiğinden dolayı Kullanacağımız formül molerite eşittir. D çarpı 10 çarpı kütlece yüzde derişim bölü MA formülü olacak. Moleriteyi bulmaya çalışıyorduk. Yoğunluk değerimiz 0,6 10 formülden geldi. Kütlece yüzdemiz %20. Molarlığımız da 120 olarak bize verilmiş. Burada işlemleri yaptığımızda 10 çarpı 0,6 6 gelecek. 6 çarpı 20'den de 120 gelecek. Yani molerite değerimiz 1 molar çıkacak. Bu değer bizim son çözeltinin derişim değeri. M son diyelim. Sorumuz bize ikinci çözeltinin derişimini soruyordu. Yine bize çözelti hacimleri için eşit hacimde alın denilmişti. Diyelim ki birinci çözeltinin hacmi V litre olsun. İkinci çözeltinin hacmi de yine eşit hacimde olacağından dolayı V litre olacaktır. Çözeltilerin karıştırılması problemlerinde kullandığımız formül vardı. M1 çarpı V1 artı M2 çarpı V2 eşittir M son çarpı V son şeklinde olacaktı. Bu formülde yerine yazacak olursak değerleri birinci çözeltimizin molaritesi 0,8 molar. Hacim değerimiz V litre dedik. İkinci çözeltinin derişimine X molar dedik. Hacim değerine yine V litre demiştik. Son çözeltinin derişimini 1 molar olarak bulmuştuk. Son hacimde iki çözeltinin hacmi toplamı. Ve sorumuzda bize son çözeltinin hacmi karıştırılan çözeltilerin hacminin toplamını eşit dediğine göre son hacim değerimiz 2 v olacaktır. Buradan V değerleri birbirini götürürse 0.8 artı x eşitliğin sol tarafından bulacağımız değer olacak. Sağ tarafımızda 1 çarpı 2'den 2 gelecek. 0.8'i karşıya attığımızda x'i 1,2 olarak buluyoruz. X bizim için ikinci çözeltinin molarite değerini belirttiğinden dolayı cevabımız C seçeneği olacaktır.